Değerli konuklar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İçinde bulunduğumuz bu koşullarda böyle bir toplantı düzenlediği için Ankara Bilim Platformu'na ve eğitim, yönetimde politika analizleri, stratejik araştırmalar derneğinin yönetimine teşekkür etmek istiyorum. Şimdi benim konum üniversite ve serbest piyasa ilişkileri ama ben iktisatçı değilim. Konuya iktisat açısından bakmayacağım. Biliyorsunuz ben bir kamu hukuku öğretmenisiyim. Yıllardır Türkiye'ye ve dünyaya kamusal çıkarlarımız doğrultusunda bakmaya çalışan ve gelişmeleri bu doğrultuda değerlendiren bir öğretim üyesi olarak bugün size sunacağım tebliğim. 8 sayfa olduğu için hepsini okumayacağım. Kısaca özet vereceğim. Çünkü şu saatte program gecikti. Benim konuşmamın bitmiş olması gerekiyordu. Ama kısa kısa başlıklarla ben size özetimi vereceğim. Sanıyorum esas metni daha sonra internetten ya da konferans bildirilerinin kitap halinde yayınlanmasıyla kamuoyuna sunulması gerçekleşecek. Şimdi değerli arkadaşlar, bir kamu hukukçusu açısından esas olan devlet düzenidir. Eğer bir devlet düzeni bir yerde sıkıntıya giriyorsa, çeşitli sarsıntılarla karşılaşıyorsa, o zaman konunun bir başka açıdan ele alınması gerekir. Çünkü bakın, çok uzakta değil. Bir Yugoslavya'nın dağılma sürecini yaşadık. Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecini yaşadık. Hepimiz gittik oralarda, gördük, dersler verdik. Yaklaşık 25 senedir oralardan hep öğrencilerimiz geliyor. Bütün bu coğrafyalar yıkıldı. Yıkıldı bu coğrafyalar ve biz ayakta kaldık. Ve şimdi yanımızda bizden önce torpilli olarak Avrupa Birliği'ne girmiş olan Yunanistan'ın yıkılışını görüyoruz. Şimdi eğer bu yıkım coğrafyasında biz ayakta kalacaksak her konuya ister istemez ayakta kalmamızı sağlayan devlet düzeni, kamu düzeni açısından da bakmamız gerekiyor. Önce şunu vurgulamak isterim. Büyük filozoflardan Bacon, bilgi kuvvettir demiştir. Biz sabahtan beri burada üniversiteyi konuşuyoruz ama bilim merkezlerini ve bilgi meselesini konuşmuyoruz. Bilgi kimin elindeyse o yönetir. En ileri bilgiye kim sahipse o ülkeyi ya da o bölgeyi ya da dünyayı o yönetir. Konuya bir kere bilgi meselesi açısından bakmak lazım. Bilgi nasıl belirleniyor? Bilgi üniversitelerden mi çıkıyor? Yoksa son yıllarda dışarıdan yabancı ülkelerden para desteği alan araştırma merkezleri, think tanklerden üretiliyor? Hangi bilgi üretiliyor? Kimin için üretiliyor bilgi? Sorunları çözmek için mi? Toplumların yapısını değiştirmek için mi? Siyasal hegemonya için mi? Yerleşik yapıları dağıtmak, yeni yapılar kurmak için mi? Şimdi bütün bu soruları biz kendimize sormak durumundayız. Bu soruların yanıtlarını verebilirsek o zaman işte moda olan deyimle özelleştirmeye üniversitelerin açılmasını düşünebiliriz. Şimdi benim bu sözlerimden, ki bakın iktisatçı değilim, konuya özel sektör açısından da bakmıyorum. Ama devlet ve kamu düzeni açısından baktığımız zaman madalyonun öbür yüzünü de dikkate almak durumundayız ki, evet üniversiteler özel sektör açılsın, serbest piyasaya açılsın. Benden önce konuşan değerli bilim adamı arkadaşlarımı dinledim. Bazı özel üniversitelerin temsilcileri burada konuştular. Evet, bunların hiçbirisine karşı değiliz. Ama bir kamu hukukçusu olarak burada şunu vurgulamak istiyorum. Bir küresel program var biliyorsunuz. Bu bütün dünyada uygulanıyor ve uluslararası kuruluşlar tarafından da devletler baskı altına alınarak zorla uygulatılıyor. Şimdi değerli arkadaşlar, son 2 senedir sağlıkta reformu yaşıyoruz. Biliyorsunuz hastanelerin yapısı değişti. Kamu hastaneleri kanunuyla beraber bir başka süreç başladı ki o da bizim alanımıza giriyor. Kamu özel ortaklığı gündeme geliyor. Şimdi kamu özel ortaklığı nasıl olacak, nasıl gelişecek ki hastanelerin bir kısmı üniversitelerin parçası ve üniversitelerle beraber ki yavaş yavaş artık küresel programın iki ana ilkesi gündeme geliyor. O da şudur. Sağlık ve eğitim sektörleri devletlerin sırtından çekilecek. Yani bu ne demek? Bütünüyle sağlık sektörü, eğitim sektörü piyasaya terk edilecek.
Şimdi değerli arkadaşlar, bir kamu hukukçusu olarak benim buna evet demem mümkün değil. Bakın, özelleştirmeye karşı değiliz. Sonuna kadar çağdaş gelişmelerin uluslararası ekonomi ve ulusal ekonomide üniversitelerle beraber olmasını da savunuruz. Ama bunu, yani bu iki esası, sağlığı ve eğitimi devletin sırtından aldığınız an bunun alternatifini yaratmak durumundasınız. Ama bunun alternatifi nasıl yaratılacak biliyor musunuz? Bakın, biz kamu hukukçuları kamu düzenlerini savunuruz. Ama tutucu değilizdir. Daha iyisi ortaya çıkarsa mevcuttan vazgeçeriz. Daha iyisi ortaya çıkmadığı sürece mevcuttan vazgeçmemiz düşünülemez. Vazgeçersek kamusal alanda boşluk olur, kamu sistemi çalışmaz. Bunu Yugoslavya'da gördük. Çok açık. Şimdi bu çerçevede baktığımız zaman, o zaman demek ki evet, özelleştirmeye açık olacağız. Üniversitelerin piyasayla ilişkilerine açık olacağız. Ama eğitimin bütünüyle devletin sırtından alınıp uluslararası ekonomik yönlendirmelerle piyasaya terk edilmesini de kabul etmeyeceğiz. Çünkü bakın, teknik alanlara girmek istemem. Ben fizik bilimci değilim. Ben bir sosyal bilimci. Şunu vurgulamak istiyorum değerli arkadaşlar. Sosyal bilimlerde kesinlik yoktur. Bakın, çok ciddi hukuk tartışması yapıyoruz ve farklı boyutlarda konuları ele alıyoruz. Kesinlik yoktur. Bakış açısına göre değişir. Farklı bakış açıları farklı noktada gelişirse o bakış açısıyla üretilen bilgi doğru bilgi midir, yanlış bilgi midir ve o bilgiye üniversite sahip çıkabilecek durumda mıdır, değil midir, bu tartışma konusudur. Bu çerçevede baktığımız zaman o zaman kamusallık ister istemez yüksek öğretimde devam etmek durumundadır. Eski YÖK başkanımız, bir anayasa profesörüydü biliyorsunuz, Sayın Erdoğan Tezic, açıkça şunu ifade etmiştir ki hukukçular genelde böyle düşünürler. Bakın, içinizde hukukçu var mı bilemem. Ama bir üniversite topluluğu içerisinde farklı bilim dallarından gelen temsilciler olarak birbirimizi anlamak durumundayız. Eğer siz bir insana mesleki eğitim sonucunda bir diploma veriyorsanız, o insana bir meslek kazandırıyorsanız, o hizmet kamu hizmetidir. Verilen hizmet yeri. Özel üniversiteden de diploma alsa o bir kamu hizmetidir. Burada çünkü bakın, sabahtan beri konuşmacılar neler söylüyorlar. Evet, 200 üniversiteye gidiyoruz ama çok ciddi kalite sorunumuz var. Çok ciddi öğretim üyesi açığı sorunumuz var. Böyle bir noktada yüksek öğretimin bir kamu hizmeti olarak gereken düzeyde verildiğini söyleyebilir misiniz? Mümkün değil. Mümkün değil. Ve bakın, deminki listelere de baktığımızda hala evet, bütün Anadolu üniversiteler yayıldı. Evet, birçok özel üniversitemiz var ama hala kamu üniversiteleri eğitimin yükünü taşıyorlar. Anadolu'daki üniversitelerin beslenmesi, onlara öğretim üyesi yetiştirilmesi, onların sorunlarının çözümünde onlara yardım edecek projelere yönelmesi noktasında gene kamu üniversitelerinin ağırlıklı bir şekilde devreye girdiğini görüyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, proje, küreselleşme projesi eğitimi devletin sırtından alırken özellikle bizim gibi, bakın daha yeni Kilis'te, efendim Bartın'da üniversite sahip olduk küçük illerimizde, ama onlar eğer özelleştirme noktasına geldiğinde kime satacaksınız? Daha doğru dürüst üniversite olamamış, onları kim alacak? Kimse almayacak. Yeni bir kanun çıkacak, ben size söyleyeyim nasıl yapılacağını. Bugün bakın, üniversitelerin özelleşmesi noktasında ticaret odalarına yer verildi. Değil mi? İzmir Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Odası, Ankara Ticaret Odası, bunlar üniversite sahipleri. Ama çok iyi biliyorum, belediyeler de istediler. Belediyelere üniversite kurma hakkı verilmedi. Sendikalar istediler. Çok büyük para gücüne sahip olan sendikalar üniversite kurmak istediler. Bunlara bu hak verilmedi. Ha. Verilseydi ne olurdu tartışılır. Yerelleşme ve kopmada ciddi boyutlarda problemler yaşanabilirdi. Ama üniversitelerin özelleşmesinde ticaret odalarına öncelik verilmesi de üniversitelerin ve yüksek eğitimin bütünüyle piyasaya, sermaye düzenine terk edilmesini beraberinde getirmemesi gerekir. Getirdiği zaman kontrol etmeniz mümkün değildir. Şimdi değerli dinleyiciler, bilgi kuvvettir dedik. Evet, soğuk savaş döneminde bilgi gizliydi. İstihbarat servisleri çok güçlüydü.
Devlet devlet olayları o dönemde çok güçlüydü. Bakın Türkiye'de daha bunlar yeni tartışılıyor. Gizli olduğu için tartışılamıyordu. He. Bilgi gizliydi ve güç sahipleri o gizli bilgiyi kullanıyordu. Şimdi, evet, küreselleşme döneminde bilgi artık gizli değil, her şey açık. Cebinizdeki telefondan yatak odanıza kadar her şeyiniz izleniyor. Her şey kayıt altında, hem de uzaktan kumandalı. Yalnızca sizi izleyen kişilere de gerek yok. Demek ki bu kadar açıklığın teknolojik olarak geldiği bir noktada artık bilgi gizli değildir. Zaten istihbarat şeyde siyasi alanda teknolojiye kaydı biliyorsunuz. Kim teknolojiye girerse o bugün dünyayı yönetebilecek bilgi gücüne sahiptir. Şimdi bu çerçevede baktığımız zaman evet teknoloji giderek bilginin belirlenmesinde etkin olduğu noktada teknolojinin belirli merkezlerin elinde toplandığını görüyoruz. Bu da beraberinde bilginin yönlendirilmesini gündeme getiriyor. Açık söyleyeyim, internete girin, her şey var ama artık şu söyleniyor, %90 kirli bilgi var. Hangi bilgi temiz? Hangi bilgi temiz değerli arkadaşlar? Buna kim karar verecek? İstediğiniz kadar teknolojik olarak elektronik iletişimi kontrol edin ama madem ifade özgürlüğü var ve herkes her istediğini söylüyorsa kim doğruyu söylüyor? İşte burada şimdi ana konu bilgi kirliliğiyle gündemin saptırılması ve bilginin bu süreç içerisinde gizli kuvvet olmaktan çıkıp açık kuvvete dönüştüğü noktada rekabet düzeninde kirli bilgi üretilerek kamuoyu yönlendirilmektedir. Burada çok ciddi boyutta bir kamusal sorun vardır. Çünkü kamuoyunun oluşumu kamu yararınadır. Kamu kavramının gereği, kamu hizmetleri, kamuoyunun serbest ama düzgün, bilgi kirliliği olmadan oluşmasına bağlıdır. Bu şekilde bir bilgi hakimiyeti önümüzdeki dönemde karşı karşıya kalınacak sorunların aşılmasını da çok büyük bir güç kaynağı olacaktır.